Türkiye yakın tarihinin en ciddi krizine dolu dizgin yaklaşıyor. İktidarın derinleştirdiği sömürü, talan, tahakküm ve ayrımcılık toplumumuzu sürekli kamplaştırıp kutuplaştırıyor. İktidar, alın teri ve göz nuruyla yaratılmış toplumsal varlığa el konulmasına boyun eğmemizi istiyor. Biz boyun eğmiyoruz. Bu krizin omuz omuza vererek birlikte mücadele ettikleri müddetçe halklarımızın kendi geleceklerini belirleyebilecekleri fırsat ve imkanları da sunduğunu görüyoruz. Yeter ki bu konuda kararlı olalım. Dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz, neye inandığımız ya da inanmadığımız, cinsiyetimiz, hayat tarzımız, giyim kuşamımız, tercihlerimiz üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmiyoruz. Eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki bunlar yalnızca Halkların Demokratik Partisi'nin değil, 10 milyonların da isteğidir. İradelerimizi birleştirebilir ve mücadelemizi büyütebilirsek, sarayın üzerimize çöken istibdadından sıyrılabilir, krizden özgürleşerek çıkabiliriz. Son 3 yılın apaçık gösterdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde bulunduğumuz siyasal krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynaklarından olduğudur. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye'nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini bu gidişe son vermek üzere halklarımızın aşağıdan yukarıya doğru ilmek ilmek örmekte oldukları demokrasi ittifakını genişleyen bir toplumsal ve siyasal temel üzerinde yeniden kurmaya çağırıyor. Gelin hep birlikte uğradığımız bunca kötülükten sonra hep birlikte iyiliğin tarihini yazalım. Demokratik bir toplumda kendi kendimizi yöneterek barış içinde yaşamak için hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde birleşelim. Hep birlikte demokrasi için, hep birlikte adalet için, hep birlikte barış için, hep birlikte özgürlük için, hep birlikte iş ve aş için diyor. Hepinize teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.